Libya'da Trablus'un 200 kilometre doğusunda Misrata kentinde bulunan Türk asıllı Libyalılar etkin bir savunma yaparak Hafter milislerinin Trablus'a geçiş yolu kabul edilen Ebu Gureyn cephesini tıkadı. Trablus'u 48 saat içerisinde almayı umut eden Hafter, 4 Nisan 2019 tarihinde başlattığı saldırıda Misrata kenti ve Trablus'un güneyinde hesaba katmadığı sağlam bir direnişle karşılaştı. Darbeci Hafter güçlerinin aradan geçen bir yıla rağmen başkent Trablus'u ele geçirememesinde meşru hükümet, ulusal mutabakat hükümetinin uluslararası toplumu arkasına almış olması ve Trablus'un etrafındaki yoğun nüfuslu şehirler belirleyici faktörler oldu. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu askeri güçleri saldırılara karşı iyi bir strateji geliştirerek başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara, Suk el-Cuma ve Habta gibi bölgelerde güçlü bir direniş sergiledi. Trablus'un 200 km doğusundaki Misrata kentinde bulunan Türk asıllı Libyalılar ise etkin bir savunma yaparak Hafter milislerinin Trablus'a geçiş yolu kabul edilen Ebu Gureyn cephesini tıkadı. Ulusal mutabakat hükümetinin Libya halkı ve uluslararası toplumu arkasına almış olması ve Trablus'un etrafında yoğun nüfuslu şehirler bulunması iki önemli avantaj olarak değerlendiriliyor. Başkentin doğal koruması özelliğine sahip 5 kent bulunuyor. Bunların en önemlisi Trablus'un 200 km doğusunda bulunan ve Türk asıllı Libyalıların yoğun bir şekilde yaşadıkları Misrata. Ulusal Mutabakat Hükümeti 2020 yılı başından itibaren savaşçı sayısı ve ağır silahlar konusunda da dengeyi sağladı. Şu anda on binlerce savaşçıya sahip olan Öfke Volkanı Operasyonu'nun elinde yüzlerce tank ve zırhlılar ile Türk malı İHA ve SİHA'lar bulunuyor. Başkent Trablus ve Misrata şehirlerindeki hava savunma sistemleri savaş uçaklarına karşı önemli bir caydırı güç durumunda. Eskiden olduğu gibi Hafter'e bağlı uçaklar Trablus'un güneyindeki El Vatiyye askeri üssünden havalanıp istediği hedefe rahat bir şekilde bomba bırakamıyor. Türkiye ile Trablus Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması gereği başkent Trablus açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynler de yer alıyor. Böylece gerektiğinde denizden de müdahale ediliyor. Başkent Trablus'un doğudaki en önemli koruma kalkanı kabul edilen Misrata kentinde Türk asıllı nüfus oldukça yoğun. Hafter milislerine karşı uç cepheye kabul edilen Ebu Gureyn'i Misratalı Türkler savunuyor. Türkler ulusal mutabakat hükümetinde de oldukça etkili. İçişleri Bakanı Fethi Başağa hükümetindeki Misratalı Türklerin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Başbakan Feyz Es-Serraç'tan sonraki en önemli ve güçlü isim olarak bilinen Başağa, Hafter milislerinin başkente acımasızca saldırdığı son bir yılda Trablus ve diğer kentlerde iç güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda çok önemli ve etkin bir rol oynadı. Anadolu'dan gelerek Akdeniz sahili boyunca bu topraklara yerleşen Türkler, Arapça kaynaklarda Libya Türkmenleri ve Kuloğlu olarak geçiyor. Osmanlı Devleti'nin Libya'ya girdiği 1551 tarihinden sonraki yıllarda özellikle de Türk askerlerinin Libyalı kadınlarla evlenmeleri ve burada kalmaları nedeniyle burada önemli bir Türk nüfusu oluştuğu tarihi kaynaklarda belirtiliyor. 1936 yılında Libya'da 35 bin civarında Türk olduğu, bunların 30 bininin Trablus ve Misrata gibi Akdeniz sahilindeki şehirlerde yaşadıkları biliniyor.